Merhaba değerli seyirciler, 18 dakika ile birlikteyiz. Biz Sayın Emre Kongar'la Skype üzerinden bir bağlantı yapmaya çalıştık ama bir teknik sorun nedeniyle bu bağlantı gecikti ve biz bu nedenle 4 dakika gecikmeyle giriyoruz. Sayın Kongar evinden bağlanacaktı bizim 18 dakikaya. Hafta başından itibaren de stüdyoda olacak. Biliyorsunuz bir ameliyat geçirdiği için bir süre, bir haftalık bir dönem için hastanede yattı. Şimdi bir nekat dönemini evde geçiriyor ve Skype'la 18 dakika programına katılıyordu. Sağlığı iyi, burada bir problem yok fakat işte bazen teknolojinin böyle azizlikler olabiliyor. Skype bağlantısında bir sorun çıktı. Bağlarsa arkadaşlar, sorunu hallederlerse eğer, çözerlerse programa dahil olacak. O nedenle 18 dakikayı ben tek başıma bugün açmış ve başlatmış oldum. Değerli seyirciler, gündem yoğun. Soçi'de bir zirve toplandı. Suriye ile ilgili bir zirve. Türkiye, İran ve Rusya arasında. Rusya'nın ve İran'ın Suriye ile ilişkileri biliniyor. Suriye, Rusya ve İran arasında bir askeri, siyasal ve kültürel de diyebileceğimiz bir işbirliği, bir ortaklık, bir stratejik bir cephe var. Bu cephe bu savaşı kazanmış durumda. Başından itibaren emperyalist ve cihatçı gericiliğe karşı, gericiliğin saldırısına karşı, emperyalist saldırıya karşı Suriye halkının ve yönetiminin yanında yer aldı İran ve Rusya yönetimi. Bu nedenle hem İran'la hem Rusya ile Türkiye'nin ilişkilerinin yer yer bir çatışma noktasına geldiğini biliyoruz. Hatta bir Rus uçağının düşürülmesiyle sonuçlandı. Türkiye ve Rusya ilişkileri bir anlamda tamamen koptu. Hatta yer yer savaşın eşiğine gelindiği belirtildi. Bu gerilim içinde daha sonra Batı ve AKP yönetimi arasındaki ilişkilerin yeniden bozulmaya başlamasıyla AKP yönetimi kapağı Rusya'ya attı. Şimdi öyle anlaşılıyor ki 15 yıldır AKP iktidarının en büyük ama en büyük geri dönüşüyle, en büyük manevrasıyla, en büyük zikzakıyla karşı karşıyayız. Bu kadar fazla kendisini yalanlayan, bu kadar sık sık kendisini çürüten, bu kadar sık sık görüş değiştiren, tutum değiştiren, dış politikada siyaset değiştiren başka hiçbir cumhuriyet hükümeti olmadı. Türkiye'nin Soçi zirvesine katılması, yani Batı dışında, Batı ülkelerinin katılımı dışında gerçekleşen Soçi zirvesine katılması, ancak bu pakta, yani Suriye, İran ve Rusya arasındaki pakta etkin bir rol üstlenmesiyle mümkündür. Bu olmadığına göre durum nedir? Şudur. Bir kaybeden, bir mağlup olarak oradaki masada yerini almaktadır. Çünkü bu ittifak, yani küresel gericiliğe ve emperyalizme karşı Orta Doğu'da oluşmuş aydınlanmanın, Suriye'deki aydınlanmacı rejimin savunulmasına dayalı bu cephenin zaferinin onaylanması anlamına gelir. Şimdi bu Soçi zirvesinde Suriye lideri Esad'la Tayyip Erdoğan'ın yan yana gelmesi bile sürpriz olarak görülmeyecekti neredeyse. Ama buna karşın yine Erdoğan, eli kanlı Esad yönetimi yerinde duruyor tarzında açıklamalar yapmaya devam ediyor. Şimdi sormak gerekiyor. Amerika sıkıştırmış sizi Zarrab davasıyla, Rıza Sarraf davasıyla neredeyse kriminal bir vaka haline gelmek üzere AKP iktidarı. Hangi bakanlar hakkında tutuklama kararının çıkarılacağı bilinmiyor Zafer Çağlayan'ın yanı sıra. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bir adi suçluyu Amerika Birleşik Devletleri'nde nitelikli dolandırıcılıktan yargılandığını söyleyebileceğimiz bir adi suçlunun davasını milli mesele haline getirilmiş durumda. Bugün Bülent Tezcan çok önemli bir şey söyledi. Askerinin kafasına çuval geçirildiği zaman nota verilmesini istedik. Ne bu, müzik notası mı diye bununla dalga geçenler, askerlerinin başına çuval geçirilmesini içine sindirenler, Rıza Sarraf gibi bir uluslararası dolandırıcıyı, bir yolsuzluk sanığını, bir nitelikli hırsızı yargılayan bir rejimin bu tutumunu bir milli mesele olarak algılayıp buna karşı pozisyon geliştirmeye çalışıyorlar. O halde bunu çözümlemek lazım. Neden böyle? Sebebi şudur. Çünkü Rıza Sarraf'ın şahsında, AKP hükümetinin bütün suçlarını, bütün yolsuzluk, dolandırıcılık suçlarını yargılıyorlar çünkü. Çünkü bu uluslararası bir suç. Artık uluslararası ilişkileri etkileyebilecek bir yolsuzluk batağına batmış hükümetle karşı karşıyayız. O yüzden üst üste iki tane nota verdiler. Yani Yunanistan
Ege Denizi'ndeki adaları, Lozan'la Türkiye'ye bırakılmış o küçük adaları bir oldu bittiye getirip ele geçirir, kendi bayrağını dikerken sesini çıkarmayanlar, bunun için bir nota vermek bile akıllarına gelmeyenler, Rıza Sarraf gibi bir uluslararası dolandırıcının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki davası karşısında üst üste nota vermeye başladılar. Bu notalar hükümetin hüviyetidir artık, hükümetin kimliğidir. Ve bu toplumun bir ayıbıdır, utancıdır. Bu utanç tarih boyunca onların yakasından düşmeyecek. Bu çok açık bir gerçek. Şimdi aynı iktidar bir NATO'dan çıkış, NATO'dan çıkabilir miyiz, NATO'dan çıkarız gerekirse diye yer yer yandaş medyayı okuyunca artık NATO'da zamanı doldurdu, NATO'dan da çıkılabilir, NATO'ya mecbur değiliz gibi başlıklar atılıyordu. Hatırlayın, bu ülkede NATO'dan çıkılmasını savunan yurtseverlerin karşısına siz satırlarınızla çıktınız, bıçaklarınızla çıktınız, sopalarınızla çıktınız. CIA'nin, Amerikan emperyalizminin, NATO'nun uşaklığını yapa yapa geldiniz bugüne kadar. NATO'dan siz çıkamazsınız. Bir böbrek hastasının diyaliz makinesine bağlı olduğu gibi siz NATO'ya bağlısınız. NATO'culuğa bağlısınız. Siz NATO ve Amerikan milliyetçisisiniz. Bunu yapma şansınız yok sizin. NATO'dan ancak bu ülkenin yurtseverleri çıkar, cumhuriyetçileri çıkar, solcuları çıkar. Bu ülkenin hakkını, hukukunu, namusunu savunanlar. Bunun için hayatlarını hiçbir karşılık beklemeden feda edenler, Kuvayi Milliye'nin, Jön Türklerin, deniz gezmişlerin soyundan gelenler çıkar NATO'dan. Siz değil. 6. filo defolun. NATO'ya hayır mitingleri yapanlara siz kontrgerillanın, CIA'nin emrinde camilerde biriktiği, camilere yığdığınız sopalarla, baltalarla, bıçaklarla saldırdınız. O saldıranlardan biri bugün sizin meclis başkanınız. O yüzden NATO'dan, MATO'dan siz çıkamazsınız. Ancak siz yine ucuz bir kasaba kurnazlığıyla, bir şark kurnazlığıyla NATO'ya karşı Rusya ve İran'la bir flört halindesiniz. Değerli seyirciler, AKP hükümetinin yaptığı tek bir şey var. O da Türkiye'de Cumhuriyeti yıkmak, darül harp ilan ettikleri. Yani Mustafa Kemal'in liderliğinde İslam'dan çıktığını iddia ettikleri Türkiye'yi bir savaş alanı gördükleri için her türlü hile, takiye, pusu ve tezgahla oy çalmak dahildir buna. Yüksek Seçim Kurulu marifetiyle işte mühürsüz oyları geçerli saymak dahildir. Seçimlerde hile yapmak dahildir. İktidar için papaz kıyafeti giymek dahildir. Bu ülkeyi bir düşük yoğunluklu da olsa bir şeriat ülkesi, dinci bir rejimin hüküm sürdüğü kıytırık bir Orta Doğu ülkesi yapmak için ellerinden geleni ardına koymamaktır. Yaptıkları tek şey budur. Tek hedef budur. Bunun için bu ülkenin bölünmesi, parçalanması, yıkılması, onurlarının ayaklar altına alınmasının hiçbir önemi yoktur. Hiçbir önemi yoktur. Diğer bir hesapları vardır. Bir zenginler sınıfı yaratmak, servete ulaşmak ve servet biriktirmek. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki davaya müdahalelerin nedeni budur. Burada bir suçüstü hali var. Şu çok açık. Bir utanç davasıdır. Bu ulusun mensupları Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Rıza Sarraf davasından dolayı utanç içindedirler. Siz yargılayamamışsınız, serbest bırakmışsınız, aklamışsınız, diğerleri bunu yargılıyorlar. Şimdi bugün Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın Frans 24'e verdiği, bir Fransız televizyonuna verdiği, haber ajansına ve televizyonuna verdiği bir demeç var. Diyor ki, biz dışarıdan aldığımız enerjiye bağımlıyız. Aslında önemli şeyler söylüyor. Yaptırımlar esnasında İran ile bu ticareti yapmak zorundaydık. Bunu başka yollarla yapmayı denemek zorunda kalacağımızı söyledik. Bankalarımız, ekonomi bakanımız işin içine girdi demiş. Bakın, bu açıklıkla savunmak başka bir şeydir. Ben İbrahim Kalın'ın doğru söylediğini düşünüyorum. Çünkü İran'a karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımı haksız, hukuksuz ve emperyalist bir küstahlığa dayalıydı. Dolayısıyla İran'ın bu ambargoyu kırmak için elinden geleni yapması son derece meşruydu. Fakat burada sorun o değil. Siz bunu açık yüreklilikle, alnınız ak bir biçimde, mertçe savunabilirsiniz. O değil. Burada İran'ın da parasını çalarak bu paraları kendi aralarında bölüşmüş bir
gruptan, bir güruhtan, bir heyetten söz ediyoruz. Dava bu bizim açımızdan. Yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargosu delinmiş, delinmemiş, bu bizi ilgilendirmez. Kaldı ki Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargosunun delinmesi iyi bir şeydir. İyi bir şeydir. Bir mazlum ülkenin, bir mazlum milletin Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargosunu delmesi iyi bir şeydir. O yargılama değildir bizim derdimiz. Ama burada bu ambargoyu delme çabası içinde kuşkusuz paralel bir hukuk dışı, paralel ilişkiler kurulduğu için, yani kayıt dışı işler yapıldığı için bu arada çaldıkları paraları kendi aralarında paylaşan bir heyetten söz ediyoruz. O dört bakan niye istifa etti? Niye Egemen Bağış Kıbrıs vatandaşı oldu birdenbire? KKTC sevgisi kabarıp birdenbire Kıbrıs vatandaşı oldu? Mesele bu. Bizi ilgilendiren bu. Bu ülkenin ve İran'ın parasını çaldılar ve kendi aralarında paylaştılar. Hadise bundan ibarettir. İddia da budur. Bu iddiayı bakın, böyle midir, değil midir, kesin bir kanaat belirtmekten hadi kaçınalım ve iddia diyelim buna. Kaçınalım ve iddia diyelim. Bu iddiaya eğer bu ulusun, bu halkın önünde ikna edici, tatmin edici bir yanıt veremediğiniz sürece bu leke sizinle birlikte sonsuza kadar gidecektir. Değerli seyirciler, bugün bir başka önemli gelişme de, yani Soçi'deki zirveden söz ettik. Soçi Suriye'nin zaferidir, Soçi İran'ın zaferidir, Soçi Rusya'nın zaferidir, Soçi zirvesi AKP'nin ve Sayın Erdoğan'ın yenilgisidir. Değerli seyirciler, Emre Kongar hocam hattaymış, Skype bağlantısını kurmuşlar. Hemen alalım arkadaşlar, hemen kelebeği alalım. Yine mi gitti? Bir sorun var anladığım kadarıyla. Hemen bağladığınız zaman hemen aktarın arkadaşlar. Hemen aktarın. Şimdi Rıza Sarraf'la görüşen bir Türk avukat var. Rıza Sarraf'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki avukatlarından biri. Hala avukatlığına devam ediyorum, etmiyorum, bilmiyorum. Cahit Akbulut. Bugün bizim ana haber bültenimizde de vardı. Cahit Akbulut, Rıza Sarraf'ın kesin olarak itirafçı konumunda bulunduğunu belirtmiş. Savcılıkla işbirliği yaptı ve mahkemeye ancak sanık olarak değil, tanık olarak çıkacak demiş. Ve bu nedenle ilk duruşmaya da, 27 Kasım'daki duruşmaya da Zarraf hep alışkanlığımız bu. Batı medyasının bir etkisi Sarraf. Bildiğimiz Sarraf, yani 6. anlamında Sarraf. Rıza Sarraf'ın 27 Kasım'daki, yani önümüzdeki haftanın başındaki duruşmaya katılmayacağını belirtmiş. Bu önemli. Yani karşımızda artık bir itirafçı var ve AKP hükümetinin paniğinin sebebi de buradan kaynaklanıyor. Bu arada Nurettin Canikli, Savunma Bakanı, S-400 yani S-400 hava savunma sisteminin, Rusya'dan alınacak hava savunma sisteminin 2019'da ilk bölümünün, ilk teslimatının 2019'da yapılacağını belirtmiş. Kısacası Türkiye'nin S-400 füzelerini, füze savunma sistemini alması kesinleşti. İlk ödeme de yapılmış zaten. Dolayısıyla ilk kez Türkiye NATO dışında bir hava savunma sistemini kullanmaya başlayacak. Evet, biz alalım hemen Sayın Emre Kongar'ı ekrana. Program alalım. Hocam evet. İzleyebildiniz mi ilk bölümleri? Maalesef izleyemedim. Hocam siz objektife bakın. Objektife bakın hocam. Evet, teknik olarak bağlanmaya çalışıyorum. Şu anda bağlısınız. Bir de bunu ayarlayacağım. Hocam şu anda yayındasınız. Hiç oynamayın bence. Evet, gayet iyi. Evet, farkındayım. Şimdi bu hemen söyleyeyim. Herkeste bu bir problem oluyor. Skype'a güncelleme yaptılar. Doğrusu Skype güncellemiş programı. Bastım, Skype bağlanamıyor. Bizimkiler bağlanamadı, sizinkiler de bağlanamadı. Ve işte bu sonraki sizi yardımıyla nihayet bağlandı. En son sizin bu iddiaları kamuoyu kapatmak zorundadırlar, bu lekeyi temizlemek zorundadırlar sözlerinizi işittim. Peki hocam, sizin Rıza Sarraf, Soçi zirvesi ve NATO'yu konuştuk hocam. Evet, sizin hocalık ödüllerinizi bildiğim için hangi
kamuoyu önünde temizler sözünüzü bir daha dinlemek istiyorum. Evet, buyurun. Herhalde sarraf olayı. Evet. Rıza Sarraf olayı hocam. Onu konuşuyoruz. Buyurun. Evet. Şimdi esasında daha var çok önemli. Genel yardımcısının da tarafçı olacağı söyleniyor. Bence en önemli soru bu açıdan Türkiye'nin Amerikan ambasadörünü İran üzerinden ve çok alım satımı yapar gelmiş olmasının hesabının sorulduğu anlaşıldı. Ve Zarrab'ın da itibar görülüyor. Burada uluslararası heyeler nasıl işleyecek? Amerikan mahkemelerindeki deliller vesaireler nasıl ortaya çıkıyor? Bizim hükümetimizin tavrı belli oldu. Önce bizim bize karşı itirafçı olmaya zorluyorlar diye ön almaya çalıştılar. Şimdi ne diyorlar? Bir iş adamının kendi başına yapmaya çalıştığı bir operasyondur diyorlar. Bununla yetinmiyorlar. Halk Bankası'nı isim değiştirip doğrudan bir başka diye büründürmek üzere yasal tedbirler, yönetmelik tedbirleri, BDDK üzerinden yeni tedbirler alıyorlar. Fakat işte öyle bir şeydir ki ulusal da olsa, uluslararası da olsa ve çok yavaş da olsa işler. Sanıyorum sizin de üzerinde durduğunuz bu lek, bu evet, sıkıntı, hocam, bu iddialar sizin de ve ben de vurguluyorum. Bunların hepsi iddiadır. Kanıtlanması veya kanıtlanmaması zaman içinde açıklığa kavuşturulacaktır. Bir nokta. Evet, ben bu Soçi konuları üzerinde durmak istiyorum. Üç liderin açıklaması var. Çok net bir defa bizim Suriye halkımızın iflas ettiği ortada. Ne dedik? Esed kanka Esad, kardeşim hain Esad oldu. Tekrar döndü. Ama hain Esad'den ne oldu? Biz Şam'daki Emevi Camii'nin cuma onu da yaladık yuttuk. Şimdi Esad'lı çözümü evet. Bu Türkiye'nin Türkiye politikasının tam bir iflasıdır. Nokta. Fakat İş orada bir gerek Esad'ın gerek Putin'in söyledikleri önemli bir şey var. İkisi de diyorlar ki Suriye'de çalışan bütün gruplar etnik ve mezhepsel gruplarla müzakerelere açığız. Müzakerelerle Suriye'nin güvenliğini sağlayacağız diyor. Bunu Esad'ın Putin'le konuştuğu, Putin'in Esad'la konuştuğu anlaşılıyor. Bu arada AKP Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ne diyor? Biz o teröristlerle aynı masaya oturmayız. Türkiye'nin güvenliği açısından kimse bu fedakarlığı beklemesin. Bunu yapmayız. Şimdi buradaki çelişkiyi görmek için yani çok zeki, çok akıllı veya dış politikayı bilmeye gerek yok. Esad ve Putin destekleyeceğiz diyor. Müzakere masaya hocam, şimdi oturacak. Ortak bildiri yayınlanmış. Bir paragraf okumama izin verir misiniz ortak bildiriden? Hayır, biz de diyoruz ki PYD, YPG filan gibi organlarla, örgütlerle biz hiçbir şekilde bu işin yürütülmesine razı olmayız. Kimse Türkiye'den beklemesin diyoruz. Buradaki ilişki. Evet, buyurun. Şimdi hocam, bence ortak bildiri çok önemli. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla üç devletin imza yapılan zirveden sonra üç devletin imzasıyla
şu bildiri yayınlanıyor. Deniyor ki devlet başkanları Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine, çok önemli, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan kuvvetli taahhütlerini teyit etmiş. Bahsi geçen gerginliği azaltma, barış bölgelerinin tesis edilmesi ve Suriye ihtilafının çözümüne yönelik hiçbir siyasi girişimin Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne hiçbir surette halel getirmeyeceğini vurgulamışlardır. Hemen devamla devlet başkanları Suriye Arap Cumhuriyeti hükümetinin temsilcilerini Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine, toprak bütünlüğüne ve parçalanmaz karakterine bağlı olan muhalefeti yakın gelecekte Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne yapıcı şekilde katılım sağlamaya çağırmışlardır. Hocam bu AKP hükümetinin izlediği, bunun altında eğer Sayın Erdoğan'ın imzası varsa, 2011 yılından beri izlediği AKP hükümetinin ve yüz binlerce insanın kanının dökülmesine, Ege sularında çocukların, kadınların boğularak can vermesine yol açan o dramatik ve ağır ve acı sonuçlar doğuran o siyasetin bütün il iflas ettiği anlamına gelir. Madem buraya gelecektiniz, bravo, çok. Madem buraya gelecektiniz, bu noktaya gelecektiniz, bu savaşı niye çıkardığınızı Türk milletine açıklamak durumundasınız. Bir de çok 30 milyar dolar harcadık diyorlar. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu günlerdir soruyor, nereye gitti bu 30 milyar dolar? Bize açıklayın diyor. Her Suriye'ye işte 3,5 milyon Suriye'de. Her Suriye'ye 10'ar bin, 20'şer bin dolar verseniz bu para olmuyor zaten. Ya neredeyse böyle bir miktara ulaşamıyorsunuz. Yapılan harcama ortada. Şimdi ortada da bir Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu milletin kayıp bir parası var. Nereye gittiği belli olmayan. Dolayısıyla hocam ben bir yazımda ve daha sonra da tekrarlamıştım, sık sık belirtmiştim. Esad kalırsa AKP hükümeti gider, Erdoğan gider. Esad kaldı çok açık. Hem de bunun altına Türkiye Cumhuriyeti adına imza attılar. Umuyorum ve bekliyoruz ki ve tahmin ediyorum ki öngörüm budur. Bu ağır yenilgiden sonra AKP iktidara getiren bölge jeopolitiği köklü bir şekilde değişime uğramıştır dedik. Bu değişimin tescil edilmesi ve teyit edilmesidir bu. AKP hükümetinin daha fazla iktidarda kalması mümkün değildir. Her yerden sıkıştırılmış bir iktidarla karşı karşıyayız. Nasıl açıklayacaksınız bunu? Evet, ben bu analiziniz, yani dış politika Suriye tamamen yaptığını AKP'nin ve duvara çıktığını söyleyen sözlerinde %100 tutuyorum. Fakat bugüne kadar AKP hükümeti gitmeyebilir diyorsunuz. Yanlıştır. Mümkün. Ve o kadar büyük kamuoyunun önünde olan hataları yuttu ki içerideki kamuoyuna yutturabilir diyeyim. Mümkün. Yani bir laf vardır hocam. Her ulus, her toplum laik olduğu gibi yönetilir. Müstahak dersiniz ama bu ülkenin büyük bir kısmının bundan çok derin bir rahatsızlık duyduğu ve böyle sürdürülemeyeceği açık. Mümkün tabii. Yani eğer bu halk, bu millet gereğini yapmazsa bu zulüm ve bu utanç altında yaşamaya devam edebilir. Bu mümkün. Evet, ama 3,5 milyon Suriyeli sığınmacı da var. Onlar yani ne olacak? Nüfusu değişti. Nüfus yapısı değiştirdi. Birçok yerde, özellikle Ege'de birçok yerde, ben gözlerimle gördüm, çok yer bunlara mahalleler inşa ediyor. Yani şimdi bu 3,5 milyon az bir sayı değil. Dolayısıyla bunlara vatandaşlık seçimlerde oy kullandırılacağı gibi iddialar var. Şimdi bu çerçevede kendi iktidarını güvenceye almak için dış politikadaki bu yenilgiyi, bu mağlubiyeti örtbas edip bir şey olmamış gibi devam etmeleri temeldir. Fakat söylediğiniz önemli bir nokta. Bölgenin jeopolitiği acaba bu politikaların şekilde sürdürülmesine izin verecek mi? Ben, sevgili izleyiciler,
Yani Tele 1 izleyicileri aynen Cumhuriyet veya ABD gazetesi çok eğitimli, kültürlü, akıllı insanlar. Ben değerli izleyicilerimizin ele aldığımız, bu programda ele aldığımız Zarrab davasıyla Suriye'deki dış politikadaki skandal yetkilinin birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Ve bu ikisinin sonuçlarının kalkınmayacak ağırlık oluşturacağını ve AKP iktidarının bu ağırlıkla 4 liraya varmış doları vurduğu darbeyle çok zorlanacağını düşünüyorum. Evet hocam, yıl sonunda 4 lira 20 kuruşa gelecek herhalde, bir beklentiler ve öngörüler bu yönde. 4 nokta ya da 4 lira 20 kuruş seviyesine gelecek. Öyle anlaşılıyor hocam. Biraz süremizi açtık. Siz geç katıldığınız için biraz esnettik ama epeyce açtık. 18 dakika bitti. Yarın eğer biz bugünden bir tekrar arkadaşlarımız test etsinler. Ya yarın sizi stüdyoya bekleyelim, kendinizi iyi hissediyorsanız. Ya da bu hafta bitimine kadar sizi evden program alalım. Efendim, aslında bugün niyetliydim. Bazı ufak tefek şeyler oluyor. Bu ameliyat sonrası, hastane sonrası taksitim yok. Yine yarın niyetim var. Peki, yarın konuşuruz o halde. Tamam, peki. Görüşmek dileğiyle hocam. Efendim, yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli seyirciler. İyi akşamlar.